Konguç Akademi'den herkese merhabalar. Mol kavramı diyoruz artık, yepyeni bir kavramla karşı karşıyayız ama asla gözümüz korkmuyor. Çok kolay, çok anladıktan sonra çok rahat sorularını çözebileceğimiz bir kavram var karşımızda. Daha önceden zaten kimyanın temel kanunları ile ilgili sorular çözmüştük. Kanunlar kısmını halletmiştik. Yani kimyanın sayısalıyla zaten tanışmıştık. Şimdi biraz daha derinleştireceğiz. Ve lise hayatımız boyunca, hatta sonrasında eğer sayısal bir bölümü tercih edersek üniversite hayatımız boyunca da sık sık karşılaşacağımız bir kavram olacak mol kavramı. O yüzden kulaklarınızı iyi açın, dört gözle dinleyin bunu. Çok önemli bir kavramdan bahsediyor olacağız çünkü. Şimdi bu videonun içeriğinde neler olacak peki? Sadece mol kavramı deyip geçmeyeceğiz. Mol kavramının içeriğinde de bazı olaylardan, mol kavramıyla bağlantılı başka kavramlardan da bahsediyor olacağız. Mesela izotop atomlar diyeceğiz. Bu aşina olduğumuz bir kavram zaten. Daha önceden 9. sınıfta görmüştük. İzotop atomların ne olduğunu biliyorduk. Şimdi birazcık daha derinleştireceğiz bunu. İzotop atomlar sayesinde ortalama atom kütlesinin hesaplamalarını yapacağız. Ardından bağıl atom kütlesi diyeceğiz. Yani bu mol kavramının aslında tam da temelini oluşturan mevzudan bahsedeceğiz. Mol kavramıyla bir bileşiğin, bir elementin ya da bir atomun diyebiliriz kütlesiyle bağlantıyı kuruyor olacağız. Tanecik sayısı ve mol kavramı deyince, mol kavramının aslında temelinde yatan nokta burası. Tanecik sayısı ve mol kavramı arasındaki bağlantıları oluşturacağız. Burada Avogadro dediğimiz bir sabitten bahsedeceğiz. Çok çok önemli bir sayıdan bahsediyor olacağız. Kütle ve mol kavramı diyeceğiz. Yine buradaki tanecik sayısıyla aslında, yani mol sayısıyla kütlenin arasındaki bağlantıları inceleyeceğiz ve benzer şekilde hacim ve mol kavramı diyeceğiz. Ve tabii ki hacim diyorsak gazlar aklımıza gelecek her zaman için. Katı ve sıvılarda böyle bir bağlantıyı kuramayacağız arkadaşlar. Hacim ve gazların hacmi ve mol sayılarıyla alakalı bağlantıları kurup oradan işlemler yapacağız. Şimdi dedik ki ilk olarak izotop atomlardan bahsedelim. Neydi izotop atomlar? Hemen bir tanımını hatırlayalım. Şu demekti: elimizde iki tane atom olacak. Bu atomlar aynı elemente ait olacaklar. Bu ne demek oluyor? Atom numaraları aynı. Yani proton sayıları aynı olacak bunların. Mesela örneği var elimizde. 3 tane karbon atomu var. Karbon atomu olabilmesi için demiştik ki atom numarası, yani proton sayısı birbiriyle eşit olmalı. Ancak bu, şöyle bir farklılık vardı. Hani Dalton atom modelinin hatta en önemli eksikliklerinden birisi buydu. Dalton bir elementin bütün atomlarının özdeş olduğunu zannediyordu. Ancak izotop kavramı sayesinde biz böyle bir şeyin olmadığını, aynı elemente ait olsa bile farklılıklar gösterebileceğini görmüştük. Bu da neyden kaynaklanıyor? Nötron sayısından kaynaklanıyor tabii ki. Üçünün karbon sayısı, atom sayısı, daha doğrusu atom numarası, yani proton sayısı birbirine eşit olmasına rağmen nötron sayıları farklılık gösterebiliyor. Ki iki atomun izotop olabilmesi için bu bir ön koşuldur. Yani nötron sayısı da aynı olsaydı zaten aynı atomdan bahsediyor olurduk. O yüzden nötron sayısının farklı olması şart. Nötron sayısı farklıysa üstte ne yazıyorduk biz? Kütle numarasını. Yani proton sayısıyla nötron sayısının toplamını, biri aynı diğeri farklıysa toplamları tabii ki farklı olmak zorundadır. Yani kütle numaraları farklı çıkacak. Bu da bizim matematiksel bir gerçeğimiz tabii ki. Aynı elemente ait farklı fiziksel özellikte atomlardır. Kütle fiziksel bir özellik. Kütle numarasının farklı olması bu atomların fiziksel özelliklerinin farklı olmasını bize getiriyor. Kütle farklıysa bu elementlerin biz atom kütlesini kaç olarak alacağız? Yani periyodik sisteme biz bu atomlara dair, bu elementlere dair kütle numarası değerleri yazıyoruz. Şimdi bu karbon için ben kaç yazacağım? 12 mi, 13 mü, 14 mü? İşte bu problemi çözmek içinse ortalama atom kütlesi diye bir kavramla karşılaşacağız. Burada çok basit bir hesabımız var. Diyoruz ki şimdi ben karbonlar için alıp düşünüp şunu yapabilirim. Doğada en fazla bundan var, o yüzden 12 alayım mı? Olmaz, bunları ihmal etmiş olurum. 3 tane izotop var, o zaman ortalamalarını, ben aritmetik ortalamalarını 13 diyeyim. Bu da olmaz çünkü asıl ağırlık, yani ben bir karbon örneği aldığım zaman yoğun olarak 12 olan gelecek. Çünkü doğada en fazla karbonun 12 izotopu var. Bunu nasıl giderebilirim? Onu şöyle gidereceğim. Doğada bulunma yüzdelerini de işin içine katarak buna göre bir hesap yapacağım. Nasıl yani? Diyelim ki 3 tane izotop var. Ki bu 8 tane, 9 tane izotopu olan elementler var doğada. Kaç tane varsa hiç fark etmez bizim için. Bizim bilmemiz gereken veriler neler? O atoma ait, o izotopa ait kütle numarasını bileceğiz. Ve bunun doğada bulunma yüzdesini bileceğiz. Bu değerleri bulduğumuz zaman hepsini çarpıp topla, çarpıp topla. Birincinin atom kütlesi çarpı doğada bulunma yüzdesi. İkincinin
kütlesi çarpı doğada bulunma yüzdesi şeklinde çarpıp ki buradaki yüzdelerin toplamı tabii ki bize yüzü verecek. Hepsini topladığımız zaman elementin doğadaki bütün izotoplarının doğada bulunma yüzdelerini topladığımız zaman %100'ü buluruz. Dolayısıyla bunu yüze böldüğümüz zaman biz onlara ait bir ortalama atom kütlesi bulmuş olacağız. Böylece doğada kimin yüzdesi daha fazlaysa ona daha yakın bir değer bulmuş olacağız. Ve diğerlerini de hiç ihmal etmemiş olacağız. Hesaba katmış olacağız. Yani biz bir elemente ait herhangi bir örnek aldığımız zaman en ideal noktayı, kütle numarası olarak kabul edeceğim en ideal noktayı bulmuş olacağız. Mesela hemen örneklerimizi çözelim. Klorun iki tane izotopu var diyeceğiz doğada. İkisinin de tabii ki atom numaralarının 17 olması gerekiyor ki klor atomu olabilsin. Birinin 35, diğerinin 37 olarak kütle numarasını biliyoruz. Ve doğada bulunma yüzdelerinin de %75'i %25 şeklinde bize vermiş. O zaman ne yapıyoruz? Hemen denklemimizi uyguluyoruz. Diyoruz ki birincimizin kütle numarası yani 35 çarpı doğada bulunma yüzdesi yani 75 artı dedik. İkincinin doğada kütle numarası yani 37 çarpı doğada bulunma yüzdesi 25 bölü 100 dediğimiz zaman işte buradan çıkacak sonucu ben artık periyodik sistemde klorun kütle numarası olarak değerlendirebilirim, oraya yazabilirim ki buradan da 35,5 gibi bir sonuca ulaşacağım. Yani kimin doğada bulunma yüzdesi daha fazlaysa ona daha yakın bir değer bulmuş olacağım. Böylece herhangi bir klor örneği aldığım zaman ben doğada en çok bulma ihtimalim yani en yakın ihtimali değerlendirmiş olacağım. Mesela aynı örneği biraz daha fazla izotopu olan magnezyum için değerlendirelim. %79'u 24 kütle numarasına sahipmiş ama diğer izotoplarından da doğada var sonuçta. Ne yapıyoruz? Birincinin kütle numarası 24 çarpı doğada bulunma yüzdesi 79 artı dedik. İkincinin kütle numarası 25 çarpı doğada bulunma yüzdesi 10 artı dedik gene. Hepsinin zaten atom numarası aynı. Bunu herhangi bir şekilde hesaba katmamıza gerek yok. 26 kütle numarası çarpı 11 doğada bulunma yüzdesi bölü 100 dediğimiz zaman ki 79 artı 10 artı 11 bunları topladığımız zaman bize her zaman için 100'ü vermek zorunda. Vermiyorsa zaten işlemde bir hata vardır diyeceğiz ya da soruda bir hata vardır. İşte bu işlemi yaptığımız zaman bunun 24,32 değerine sahip olduğunu göreceğiz ve artık periyodik sisteme ben kütle numarası olarak bunu yazabilirim. Dikkatinizi çekerse en çok kime yakın bir değer geldi? Doğada bulunma yüzdesi en fazla kimse ona yakın bir değer geldi ki olması gereken de budur zaten. Şimdi geçelim bağıl atom kütlesinden bahsetmeye. Bağıl atom kütlesi dediğimiz zaman yepyeni bir kütle birimiyle karşılaşacağız. Şimdiye kadar ne biliyorduk? Gram biliyorduk, miligram biliyorduk, kilogram biliyorduk, ton biliyorduk. Ancak artık işin içerisine AKB yani çok 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 daha küçük kütleleri ölçen bir birimden bahsetme zamanı geldi. Atomik kütle birimi. Yani bunu herhangi bir tartıyla bizim hesaplama şansına sahip olmadığımız o kadar küçük bir değerden bahsedeceğiz. AKB sembolüyle karşımıza çıkacak. Peki atomik kütle birimi ne işimize yarayacak? Şimdi biz bir tane referans atom bulacağız kendimize. Bu çalışmalar öncesinde bu referans atom olarak biz hidrojeni alalım demişler, tutmamış. Oksijeni alalım demişler, tutmamış. Ancak en uygun olarak karbon 12 atomunu bulmuşlar ve bunu değerlendirmişler. Neden? Şimdiden cevaplayalım. Çünkü karbon 12'yi biz işleme tuttuğumuz zaman bunun doğada bulunma yüzdesinin çok fazla olduğunu görmüşüz. Yani karbonun karbon 13 ve karbon 14 gibi izotopları da var ama doğada bulunan en fazla karbon karbon 12. Çok fazla miktarda bulunuyor. %98'e yakını karbon 12'dir diyebiliriz. Ve karbonun şöyle de güzel bir özelliği var. Çoğu elementle bileşik yapıyor. Neredeyse bütün elementlerle bir şekilde bileşiği var karbonun. Dolayısıyla kullanıma çok uygun. Biz bunu referans atom olarak alıyoruz ve şunu diyoruz. Şimdi karbon 12'nin neleri var? Hemen bir değerlendirelim. Karbon 12'de 6 tane proton, 6 tane nötron var. Ve kütlesine baktığımız zaman biz onun 12 atomik kütle birimine sahip olduğunu varsaymışız. Eğer bu 12 atomik kütle birimi ise ve 6 proton ve 6 nötrondan oluşuyorsa ben ayrıca şu bilgiye de sahipsen bir protonun kütlesi neredeyse yaklaşık olarak bir nötronun kütlesine sahip bilgisine de sahipsem ne diyeceğim? Demek ki protonların kütleleri nötronların kütlesine eşit ve her biri bir AKB olacak ki toplamda 6 proton 6 artı nötron 12 AKB'yi bana versin. İşte bu bilgi bana diğer atomların kütleleriyle ilgili yorum yapma şansı sunuyor. Yani ben karbon 12'yi kullanıyorum. Buradaki hesaplamaları yapıyorum ve diyorum ki bir tane proton ve bir tane nötron birbirine eşit ve bir AKB kütlesine sahiptir. O zaman ben buradan şu yorumu yaparım. Çat diye oksijen atomunu alırım. Bunun 6 protonu 6 nötron olduğunu 8 protonu 8 nötron olduğunu biliyorum. Dolayısıyla kütle numarası 16. O zaman bunun atom kütlesi nedir? Her biri
bir AKB olduğuna göre ve toplam 16 parçadan oluştuğuna göre 16 AKB'dir gibi basitçe yorumlayabilirim ve burada temelde kullandığım kimmiş? Karbon 12 atomuymuş. Bunu biz bağıl atom olarak değerlendireceğiz. Neden bağıl diyoruz? Bağıl kavramını böyle bağlı olarak düşünebiliriz. Çünkü karbona bağlı olarak yaptığımız işlemlerde bunu kullanıyor olacağız. Karbona bağlı. Referans bir atomumuz var yani. Gelelim atom ve molekül kütlesine dair hesaplamalara. Burada işimiz çok çok kolay arkadaşlar. Gözünüzü sakın ha sakın korkutmayın buradan. Ne diyor bize? Kütlelerini hesapla. Bize kütle numaralarını da vermiş zaten. Sodyumun kütle numarası 23 ise biz neyi öğrendik? Demek ki şurada 23 yazması proton ve nötronların toplamı 23 olduğunu gösteriyor. Her biri bir AKB olduğuna göre bunun bir atomu 23 AKB'dir diyeceğiz. Benzer şekilde sodyum artı iyonu. Bu ne demek arkadaşlar? Bak burada şimdi 11 tane proton var değil mi? Bunun artı olması demek 10 tane elektronun kalması demek. Elektronun kütlesi kaç? Biz ihmal ediyoruz. Elektronun kütlesi proton ve nötronun kütlesi yanında ihmal edilebilecek kadar küçük. Dolayısıyla bu atomun elektron kaybetmiş olması kütlesinde herhangi bir değişikliğe sebep olmayacak. O yüzden Na artı iyonunu biz yine o 23 AKB olarak değerlendireceğiz. Yani bir taneciğin elektron almış ya da vermiş olması herhangi bir şeyi değiştirmeyecek kütleye dair. Gelelim flordan bahsetmeye. Florun bir atomunun kütle numarasının 19 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 19 AKB'dir diye tak diye yapıştırıyoruz. Proton artı nötronu 19'muş. Şimdi F2 olduğu zaman ne yapacağız? F2 demek ne demek? 2 tane flor gelmesi. Yani 2 tane kütle numarası 19 olan taneciğin birleşmesi demek oluyor. Bu da 38 AKB kütleye sahip olduğu anlamına geliyor. Gelelim HV'den bahsetmeye. Bu ne demek oluyor? Bir tane hidrojen, bir tane de flor var demek oluyor. Yani bir hidrojenden geliyor. Bunu bize vermiş. Artı flordan da 19 geliyor. Toplamda o zaman ne yapıyor? 20 AKB gibi bir kütleye sahiptir diyoruz. Sodyum florüre gelelim. 23 sodyumdan geldi. Hemen bize vermiş zaten. 19 flordan geldi. Topladık ne geldi? 42 AKB kütlesine sahip olduğunu gördük. Gelelim CH4'e. 12 karbondan geldi. 4 tane bir de hidrojenden geldi. Hemen yapıştırdık. Demek ki bu 16 AKB kütlesine sahipmiş. Yani bir tane metan molekülünü aldığın zaman 16 atomik kütle birimi gibi bir kütleye sahipmiş diyeceğiz. C2H4'e geldiğimiz zaman şimdi 2 tane karbon var. 2 çarpı 12 karbondan gelecek o yüzden. 4 tane hidrojen var. O zaman 4 çarpı 1 hidrojenden gelecek. Bunlar bize verilmiş. Topladığım zaman ne gelecek peki? 28 AKB gibi bir kütleye ulaşacağım. Bu kadar basit yapacağım işlemler. Şimdi bu mol sayısının tanecik sayısıyla alakası nereden geliyor? Mol kavramı asıl burada işin içine giriyor arkadaşlar. Diyeceğiz ki tanecik demek tür demek. Yani biz kimyasal türler ve türler arası etkileşimler ünitesini işlerken 9. sınıfta demiştik ki tür tanecikler tarafından belirlenir. Ve temelde 3 tür taneciğimiz vardır. Bunlar nelerdir? Atom dediğimiz tanecikler vardır. Veyahut molekül dediğimiz tanecikler vardır ki örnekleri hemen altlarında yazıyor zaten. Atom dediğimiz neydi? İşte çekirdeği olan katmanları ve orbitallere sahip olan taneciklerdi. Elementlerin temel tanecikleriydi. Demir, helyum bunu örnek olarak verebileceğimiz şeyler. Molekül dediğimiz şey element ya da bileşik molekül olabilir. Bir atom grubu oluşturmasıydı. Elektron alışverişi sonucu oluşan atom grubuna molekül diyorduk. Elektron alışverişi sonucu yüklü hale gelmesine de biz İyon diyorduk taneciklerin. Burada da yüklü tanecikleri görüyoruz. İşte bu taneciklerin sayısıyla ilgili bilgi vereceksek orada biz mol kavramını veyahut Avogadro sayısını kullanacağız. Burada çok önemli bir sayımız var. Avogadro sayısı ezbere biliyoruz artık. Biliyor olacağız daha doğrusu. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 gibi devasa bir sayıdan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu sayının özlemi nedir? Bunu biz deste ya da düzine gibi düşünebiliriz. Biz bir deste yumurta dediğimiz zaman 10 tane yumurta gelir aklına. Ya da bir düzine elma dediğin zaman 12 tane elma geliyorsa işte bir mol atom dediğim zaman da bu kadar atomdan bahsettiğimi düşüneceksin. Bu kadar yani. Na geldiği yerde tanecik sayısından bahsediyoruz. Veya mol demek tanecik demekmiş gibi algılayabiliriz. Buradan şuna geleceğiz. Bir mol herhangi bir şeyden bahsediyoruz. Bir mol demir atomu diyorsak bu Na tane yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane demir atomundan bahsettiğim anlamına gelir. Bu tabii ki atomla sınırlı kalmak zorunda değil. Bir molekül yapısından da bahsediyor olabilirim. Eğer herhangi bir yerde bir mol Cl2 molekülü diyorsam bu 6,02 çarpı 10 üzeri 23 veya tabii ki sembolüyle de belirtebilirim.
NA tane Cl2 molekülünden bahsediyor olduğumu gösterir. Tabii ki burada 2 mol NA artı iyonu dizmiş olsaydım da burada 2 NA tane ya da 2 çarpı 6,02 çarpı 10 23 tane NA artı iyonundan bahsediyor olduğumu anlayacaktım. Demek neymiş? 1 mol demek aha da bu kadar tanecik demişim. Taneciğin türü ne olursa olsun bunu soruda tabii ki değişken bir şekilde kullanacağız. Biraz örneklerle daha iyi anlayacağız bunu. 1 mol Cl2 molekülünden bahsediyorsa bize. Bak burada farklı farklı sorular çıkabilir karşımıza. Ne gibi? Kaç tane Cl2 molekülüdür diyebilir. Hemen yapıştırırız deriz ki ya 1 mol dediğine göre Avogadro sayısı kadar yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane Cl2 molekülünden bahsediyor olabilir. Yani ya da son ışıklarında bu sayıyı görebiliriz. Hadi sayıyı kullanmayıp sembolüne giderse deriz ki NA tane Cl2 molekülünden bahsediyor olabilir. Veya soru bize der ki 1 mol Cl2 molekülünün içerisinde kaç tane Cl atomu vardır diyor. Bak burada molekül diyor, burada atomu soruyor. Her bir tane Cl2 molekülünün içerisinde 2 tane klor atomu olduğuna göre burada 2 NA tane Cl atomu olmasını bekliyoruz tabii, ya da 6,02 çarpı 10 üzeri 23'ün 2 katı yani 12,04 çarpı 10 üzeri 23 tane Cl atomundan bahsettiğini söyleyebiliriz. Tabii ki soruya göre bu değişkenlik gösterecek. 1 mol H2O molekülü diyorsa eğer, 1 mol dediği anda kaç tane H2O molekülü? Tabii ki 6,02 çarpı 10 üzeri 23 hemen yapıştırdım veya NA tane H2O molekülünden bahsettiğini söyleyeceğim. Ancak kaç tane oksijen atomu diyorsa hemen bakıyorum. Diyorum ki bunun bir tanesinin içerisinde bir tane oksijen atomu var. Her birinin içerisinde bir tane. O zaman 1 molün içerisinde 1 mol yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane yine ya da NA tane oksijen atomunun yer aldığını söylerim. Ama mevzu hidrojene gelirse diyeceğim ki bakıyorum her bir molekülün içerisinde 2 tane hidrojen atomu var. O zaman bunun 2 katı kadar hidrojen atomu bulunması gerekiyor. Yani 12,04 çarpı 10 üzeri 23 tane hidrojen atomu vardır derim. Veyahut 2 NA tane hidrojen atomu vardır derim. Veya sorularda bazen bilimsel gösterimi kullanır bize, buna der ki 1,204 çarpı 10 üzeri 24. Yanlış var mı burada? Yok, aynı sayı. Bunu bilimsel gösterime çevirdiğin zaman ne yapıyordun? Bu virgülü buraya kaydırıp üstü 1 artırıyordun. Dolayısıyla bu şekilde de karşımıza çıkabilir. Bir tane daha güzel örneğimizi çözelim o zaman. 3,01 çarpı 10 üzeri 21 tane karbondioksit molekülü diyorsa. Bak burada mevzumuz gayet kolay, gayet güzel. Bu sayılar bizi hiçbir şekilde korkutmaması lazım. Burada yapacağımız iş aslında basit oran orantı hesaplamaları yapmak. Biz diyeceğiz ki abi ne biliyoruz? 1 mol herhangi bir şekilde 1 mol dediği anda bu 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane tanecikten bahsetmek demek oluyor. Bana 3,01 çarpı 10 üzeri 21 tane demiş. O zaman bu aslında bana kaç molden bahsediyor? Hemen hesabımızı yapalım. Şimdi x çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 3 1 çarpı 3,01 çarpı 10 üzeri 21'e eşit olacak. Yani x dediğimiz değer ne olacak? 3,01 çarpı 10 üzeri 21 bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Şimdi bunu hesaplayacak olursam ne diyeceğim ben? 3,01 bölü 6,02 yapmam demek 0,5 almam demek. 10 üzeri 23 de 21'e düştü demek ki 2, de kayacak ve buraya yazacağım 5. Yani x değerini 0,005 mol olarak bulacağım. Benim molekülüm kaç moldür sorusunun cevabı 0,05 şeklinde olacak. Kaç mol karbon atomu içerir diyor. Bakıyorum her bir molekülün içerisinde bir tane karbon atomu var. Dolayısıyla 0,005 molün içerisinde tabii ki 0,005 mol karbon atomu bulunur diyeceğim. Kaç mol oksijen atomu içerir? Hemen molekülün yapısına gidiyorum tekrar. Her bir molünde 2 mol ya da her bir tanede 2 tane olduğuna göre 0,005 molünde bunun 2 katı kadar yani 0,01 mol elimizde oksijen atomunun bulunduğunu söyleyeceğim. Toplam kaç mol atom içerir diyor. Hemen molekülün yapısına tekrar gidiyorum. Bir tanesinde 3 tane atom var. O zaman 0,05 molünde bunun 3 katı kadar yani 0,015 mol atom vardır der ve soruyu geçelim. Herkes gayet güzel anladığına göre mevzuyu biraz daha derinleştirelim. Şimdi bazı sorularda karşımıza mol sayısını ifade eden ancak garip gelen bazı kavramlar verebilir. Çok kolay şeyler aslında. Asla kafamızı karıştırmasın. Mesela bazı sorularda atom gram kavramıyla karşılaşabiliriz. Arkadaş bu aslında 1 mol atom demek. Yani herhangi bir atomik
tanecikten bahsederken 1 mol atomu bize atom gram olarak ifade edebilir. Ya da işte 5 atom gram sodyum dediği zaman ben buradan anlayacağım ki demek ki 5 mol sodyum atomundan bahsediyormuş. Veya molekül gram der, bu 1 mol molekül demek arkadaşlar. Yani bana soruda 4 molekül gram karbondioksit dediği zaman hemen diyeceğim ki demek ki ben de buradan 4 mol karbondioksit molekülünden bahsediyormuş. İyon gram da aynı şekilde tabii ki 1 mol iyon demek. Veya formül gram dediği zaman formüller neye aitti? İyonik bileşiklere aitti. O da 1 mol iyonik bileşikten bahsedildiği zaman karşıma çıkacak kavram olabilir. Yani bana 1 formül gram, her neyse hemen yazalım, NaCl dediği anda ben diyeceğim ki demek ki benim elimde 1 mol sodyum klorür tuzu varmış diyeceğim ve geçeceğim. Kütle ve mol kavramı ilişkisini açıklayacak olursak şimdi şu olay çok önemli. Biz kütle birimi olarak genellikle neyi kullanıyoruz? Günlük hayatımızda ya da bilimsel kısımda gram cinsinden kullanıyoruz. Dolayısıyla bizim bu az önce öğrendiğimiz atomik kütle birimini bir şekilde grama çevirmemiz gerekecek. Veya bazı sorularda gram cinsinden verip bize atomik kütle birimi cinsinden istiyor olacak. Şuna dikkat edin arkadaşlar. Bir yerde tane diyorsa burada aslında bizim için kütle birimi, kullanacağımız kütle birimi tane diyoruz ya, atomun taneciğinden bahsediyoruz. Dolayısıyla inanılmaz küçük bir kütle olması gerekiyor. İşte bunu ifade eden kütle AKB'dir, yani atomik kütle birimidir. Daha büyük miktarlarda kütlelerden bahsediyorsak, yani mol cinsinden 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tanesinden bahsediyorsak, işte burada daha büyük bir kütle birimi kullanmamız gerekiyor. Yani gram kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla ben hemen şöyle bir soruyla karşılaştığım zaman, eğer bir tane hidrojen atomu diyorsa hiç tereddüt etmem. Hidrojenin kütle numarası 1 dediğine göre bu 1 AKB kütlesine sahiptir derim. Veya 1 mol hidrojen atomu diyorsa bu 1 gram kütlesine sahiptir derim. Ancak bazı sorularda diyecek ki bir tane hidrojen atomunu ben tartacak olursam kaç gram gelir diyecek. İşte burada tabii ki tartmak mümkün değil ama ben böyle bir çeviri yapmak istiyorsam şu formülü kullanacağım. Gram atomik kütle birimi yanında çok çok büyük bir kütleyi ifade ettiğine göre ben AKB'yi mol sayısıyla, daha doğrusu Avogadro sayısıyla çarptığım zaman gram cinsinden kütleye ulaşırım. Yani ben derim ki bir atomik kütle birimi demek ne demek? Bunu gram cinsine çevirmek istiyorsam NA'yı karşıya bölü olarak atabilirim. Ne gelecek burada? 1 NA bölü gram şeklinde ifade edin. NA tabii böyle. NA bölü gram şeklinde ya da 1 gram bölü NA şeklinde ifade edebilirim. Ya 1 bölü NA gram şeklinde ifade edebilirim. Çünkü NA ne yapacağız? Karşıya böyle olarak gidecek AKB cinsinden denk gelebilmesi için. Şimdi 1 gramdan bahsediyorsam bu sefer 1 molün 1 gram olduğunu biliyorum. Atomik kütle birimine çevireceğim. Yani çok daha küçük bir birime çevirmem gerekiyor. O zaman ne yapmam lazım? Gramı ben AKB çarpı NA cinsinden yazabilirim. Bu da neyi getirir bana? 1 çarpı NA AKB gibi bir değer ulaştırır. Aynı şeyleri diğerler için yapabiliriz. Bir tane O2 molekülü diyorsa oksijenin bir tanesi 16 olduğuna göre iki tanesi kaç yapacak? Tabii ki 32 yapacak. Tane dediği yerde ben hemen AKB yazıyordum. Atomik kütle birimi cinsinden küçücük bir değerden bahsediyor. Buraya baktığım zaman mol cinsinden diyor. O zaman 32 gramdır diyeceğim. Şimdi bunları eşitleyecek olursak ne yapıyorduk? AKB'yi ben grama çevirmek istiyorsam hemen onu NA'ya bölmem gerekiyor. Yani 32 NA'yı bu sefer buraya yazalım. 32 bölü NA gram gibi bir kütleye sahiptir. Yani ben bunu çok çok küçük hale getirmiş oluyorum. 32 gram diyorsa ve AKB'ye çeviriyorsam bu sefer de çarpmam gerekiyordu. Dolayısıyla 32 çarpı NA AKB kütlesine sahiptir diyeceğim. Bu ikisi birbirine eşit oldu. Yani birimler arası geçiş yapıyoruz. Eğer karbondioksitten bahsediyorsak karbondioksit nasıl olacak? Hemen diyeceğiz ki karbondioksit dediğimiz yapı 12 karbondan gelecek. 2 çarpı 16 da oksijenlerden gelecek ve 44 kütle numarasına sahip olacak. Dolayısıyla bir tanesi bunun 44 AKB gibi bir kütleye sahiptir. 1 mol dediği zaman 44 gramdır. O zaman hemen eşitlerini yazıyoruz. AKB'yi grama çevirirken ezberden de yapabiliriz biz bunu. Ne yapıyorduk? 44'ü NA'ya bölüyoruz. Yani Avogadro sayısına bölüyoruz ve karşısına gram yazıyoruz. Veya gramı AKB'ye çeviriyorsak tam tersi 44'ü NA ile çarpıyoruz ve bunun AKB cinsinden değerine ulaşmış oluyoruz.
Gelelim soruyu birazcık daha derinleştirmeye, biraz daha derin sorular çözmeye ya da soru skalamızı genişletmeye diyelim. Karbon dioksit molekülü verip bize bununla ilgili envai çeşit sorulabilir. Ne gibi mesela? Bize molekül kütlesi kaçtır der. Hemen ne yapacağız? Karbon dioksitten bahsediyorsak bunun yapısında bir tane karbon var. Dolayısıyla 12 oradan geliyor diyeceğiz. Artı 2 tane oksijen var. 2 çarpı 16 da oksijenden gelecek ve 44 olduğunu hemen hesaplayacağız. Yani bunun molekül kütlesi 44'müş. Yani bir tane molekülü 44 AKB'miş veya bir molekülü 44 grammış gibi hesaplamalar yapacağız. 0.5 molü kaç gramdır? Basit oran orantı hesapları bunlar arkadaşlar. Biz az önce neyi bulduk? Bunun 1 molünün 44 gram olduğunu bulduk. Bizden 0.5 molünü istiyor. 1 molü 44 gramsa 0.5 molü kaç gramdır diyeceğiz. Buradan x değerine geldi. X 44 çarpı 0.5'e eşit oldu. Yani x dediğimiz değer 22 gram gibi bir kütleye sahip oldu. Şimdi 2 molü kaç AKB'dir diyor. Dikkatinizi çekelim. Burada gram cinsinden, burada AKB cinsinden sordu. Ne diyeceğim? Bunun 1 molünü ben 44 gram olarak bulmuştum. Buna göre 2 molü kaç gramdır gibi bir hesap yapayım. Buradaki y değerine eşit oldu? 2 çarpı 44'e. Yani 88 grama eşit oldu. Arkadaşlar ne diyorduk biz? 88 gram var elimizde. Ben bunu AKB'ye çevirmek istiyorsam 88 Na çarpı AKB şeklinde ifade edebilirim. Çünkü gram Na AKB'ye eşit. 2 tanesi kaç AKB'dir diyor. Bak bu sefer tane cinsinden verdi, AKB cinsinden verdi. Şuna dikkat. Mol cinsinden verip gram cinsinden soruyorsa yapacağımız iş direktmen kütle numarasını yazmak zaten. Yani bu kütle numarası üzerinden işlem yapmak. Mol sorup AKB soruyorsa, mol verip AKB soruyorsa Na ile çarpıyoruz. Tane verip AKB soruyorsa aynı şekilde yazıyoruz. Tane verip gram soruyorsa bu sefer Na'ya bölüyoruz arkadaşlar. 2 tanesi kaç AKB'dir? Hemen dedik ki bunlardan bir tanesinin 44 AKB olduğunu hesaplamıştık zaten. Buna göre 2 tanesi kaç AKB'dir? Buna da Z diyelim. Yapacağımız iş nedir? Bunun 2 katı olduğuna göre Z de 44'ün 2 katı olacak. Yani 88 AKB olacak. Aslında burada yaptığımız hesabı tekrar yaptık. Bu sefer 2 tanesi kaç gramdır diye soruyor. Şimdi ne yapıyorduk biz? 88 AKB olduğunu bulduk 2 tanesinin. Bunu grama çevirmemiz gerekiyor. Yapacağımız iş neydi? 88'i Na ile çarptığımız, pardon, Na'ya böldüğümüz zaman bunun gram cinsinden kütlesini hesaplamış olacağız. Tane sorup gram verdiği zaman, tane verip gram sorduğu zaman Na'ya böl, mol verip AKB cinsinden sorduğu zaman Na ile çarp geç diyebiliriz. 0.5 molü kaç gram karbon içerir diyor bu sefer. 0.5 molünü şurada hesaplamıştık zaten. 22 gramdı. Tamamı 22 gramdı. Ancak şunu söylememiz gerekiyor. Şimdi 1 molü bir tane karbon içerdiğine, daha doğrusu 1 mol karbon içerdiğine göre 0.5 molü 0.5 mol karbon içerir. Şunu biliyoruz ki 1 mol karbon 12 gramdır arkadaşlar. 1 molü 12 gram olduğuna göre 0.5 mol karbon kaç gramdır, buna da T diyelim şeklinde işlem yapacağız. T değeri 12 ile 0.5'in çarpımıdır. Yani 6 gram şeklinde cevaba ulaşabileceğiz. Bir tane daha güzelim sorumuzu çözelim. Oksijen ve kükürtle ilgili bize atom kütlelerini vermiş. Buna göre 0.5 mol SO2 kaç gramdır diyor. Şimdi aynı atomlardan oluşan farklı tür tanecikler var. Farklı tür bileşikler var elimizde. Bunların kütleleriyle ilgili bazı işlemler yapmamızı istiyor. Yapacağımız iş ne olacak? SO2'yi sormuş. Bunun atom kütlesi, bunun molekül kütlesini daha doğrusu önce bir hesaplayalım. Şimdi 32 kükürtten geliyor. Artı 2 tane de oksijen var. 2 çarpı 16 da oradan geliyor. 64 olarak hesaplıyoruz. Bu bilgi bize neyi verdi? Bunun 1 molü 64 gram kütlesine sahipmiş. Buna göre 0.5 molü kaç gramdır diyeceğiz. Şimdi x çarpı 1 0.5 çarpı 64'e eşit. Yani 32 gram gibi bir kütleye sahip. İlk sorumuzu çözdük. İkinci de ne diyor? 40 gram SO3 kaç moldür diyor. Bak burada mol cinsinden verdi, gram sordu. Burada gram sorup mol de isteyebilir bizden. Yapacağımız nedir? SO3 bileşiği. Bu sefer SO3'ün molekül kütlesini bulmamız lazım. 32 kükürtten geldi. 3 çarpı 16 oksijenlerden geldi. Toplamda 80 yaptı bize. Bu ne demek? 1 mol SO3 80 gramdır demek. Buna göre 40 gramı, çünkü gram cinsinden vermiş, kaç moldür gibi bir işlem yapmamız gerekiyor. Burada y değerine eşit oluyor? 40 bölü 80'e, yani y değeri 0.5 mole eşittir diyeceğiz. Geldik. 14,4 gram S2O5 demiş bu sefer. Hemen onun kütlesini bulalım. S2O5 dediğimiz 2 tane kükürt içeriyor. Yani 2 tane çarpı 32 oradan geliyor. Artı 5 tane oksijen içeriyor. 5 çarpı 16 da oradan geldi.
144 şeklinde bulduk. Bu ne demek oluyor? Hemen diyoruz ki 1 molünün 144 gram olduğu anlamına geliyor. Buna göre 14,4 gram olduğunu söylemiş. Bunun kaç mol olduğunu hesaplayalım. 10'da 1 olduğuna göre Z değeri hemen 0,1 mol olarak karşımızda duracak. Demek ki elimizde 0,1 mol S2O5 varmış. Kaç tane oksijen atomu içerir? Bak burası önemli. Şimdi bir tanesinde 5 tane atom varsa 0,1 molünde 0,5 mol atom vardır. 0,5 mol oksijen atomundan bahsediyoruz. Şimdi 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 ise 0,5 mol kaça eşittir? Bunun yarısına, yani 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane oksijen atomuna eşittir diyeceğiz ve cevabımız bu olacak. Şimdi bir de gerçek atom kütlesinden bahsetmeye başlayalım. Bu herhalde bu konunun en kolay kısmıdır diyebiliriz arkadaşlar. Gerçek atom kütlesi bizi asla ve asla korkutmasın, gözümüzü korkutmasın. Çünkü yapacağımız tek şey şu, bize bir atomun gram cinsinden değeri nedir dendiği zaman onun gerçek atom kütlesi olduğunu söyleyeceğiz. Yani AKB'yi grama çevireceğiz. Az önce yaptığımız işlemlerden hiçbir farkı yok. Helyumdan bahsediyorsak helyumun bir tanesinin 4 AKB olduğunu söyleyecektik. Tane cinsinden kütle AKB ile ölçülür diyorduk. Ancak gerçek atom kütlesi gram cinsinden olması gerektiğine göre ne yapıyorduk? AKB'yi biz grama çevirirken, yani küçük bir birimi büyük bir birime çevirmek istiyorsak ne yapacağız? Tabii ki NA'ya böleceğiz. 4/NA gram kütlesine, özür diliyorum, sahiptir diyeceğiz. Aynı şey bunun için geçerli. Nedir bu? 23 AKB kütlesine sahiptir. Bir tane sodyum atomundan bahsediyorsak o zaman bu 23/NA gram kütlesine sahiptir diyeceğiz. Gerçek atom kütlesi de bu olacak. Aynı şey bunun için geçerli. 40/NA gramdır diyeceğiz. Bunun için de 56/NA gramdır. Her bir atomunun gram cinsinden kütlesi budur şeklinde ifade edeceğiz. Gelelim bir de hacim ve mol kavramı arasındaki ilişkiden bahsetmeye. Burada dedik ki gazlardan bahsediyorsak biz hacim işin içerisine girecek. Diğerlerinde mol kavramıyla, yani katı ve sıvılarda mol kavramıyla hacim arasında bir ilişkiyi kurmuyoruz. Eğer gazlardan bahsediyorsak, ki bazı sorularda da bize sıvıyı verip sanki hani buradaki gazmış gibi işlem yapmamızı isteyip bizi yamultabilir. Buna da çok dikkat edelim arkadaşlar. Soruda verilen maddenin gaz olduğundan emin olalım. Şimdi iki şarttan bahsedebilir sorular bize genel olarak. Normal şartlar altında veya oda koşullarında, bir diğer adıyla standart şartlar altında. Burada şart deyince aklımıza basınç ve sıcaklık değerleri gelecek. Eğer basıncımız 1 atmosfer basınçsa ve buna karşılık olarak sıcaklık değerimiz de 0 santigrat derece sıcaklıksa bu normal şartlar altındaki değerler olacak. Buna göre hesaplamalar yapacağız. Eğer yine 1 atmosfer basınçken bu sefer 25 santigrat derece sıcaklıktan bahsediyorsak işte burası da oda koşullarımız veyahut standart şartlarımız olacak. Bu durumda arkadaşlar gazlarda şöyle çok önemli bir nokta var. Gazın cinsi, türü bizim için hiç önemli değil. Önemli olan bir gaz halde olması, iki tanecik sayısı ya da mol sayısından bahsetmemiz. Bir mol gaz her zaman için türü ne olursa olsun 22,4 litre hacim kaplayacak. Benzer şekilde bir mol gaz türü ne olursa olsun oda koşullarında, yani standart şartlar altında 24,5 litre hacim kaplayacaktır. Buna göre mesela 0,5 mol karbondioksit gazından bahsediyor. Yani burada karbondioksitin vermesi benim için hiç önemli değil. Önemli olan gazın burada olması ve mol sayısını bilmem. Dolayısıyla ne diyeceğim? 1 mol 22,4 ise 0,5 mol. Yani bunun yarısı bu değerin yarısına eşit olmalı. Yani 11,2 litre olmalı. Veya oda koşullarından bahsedeceksek 1 mol 24,5 ise 0,5 mol. Yani yarısı bunun yarısı olacak. Yani 12,25 litre hacmine sahip olacak. Veya bana 2 atom gram helyum diyebilir. Bak atom gram kavramı geldi. Burası ne demekti? 2 tane 2 mol atom demekti. 2 mol helyum atomundan bahsediyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Helyumun oda koşullarında da normal şartlar altında da gaz halde olduğunu biliyorum. Dolayısıyla ne diyeceğim ben? Eğer 1 molü 22,4 ise 2 molü ne yapacak? Bunun 2 katı, yani 44,8 litre hacim kaplayacaktır. Cinsi benim için önemli değildi. Oda koşullarındaki hacmine geldiğimiz zaman yine 2 mol olduğu için bunun değerinin 2 katı olacak. Yani 49 litre hacim kaplayacaktır diyeceğiz. Buna göre de bazı işlemler yapacağız. Sorularla biraz daha yanlayalım. Hidrojen ve karbonun atom kütlelerini bize vermiş. Buna göre 32 gram metan normal şartlar altında kaç litre hacim kaplar diyor. Bak burada kütleden bizi hacme geçiriyor. Her zaman için bu tarz geçişleri mol sayısı üzerinden yapacağız arkadaşlar. Mol kavramı o yüzden bu kadar önemli. Çünkü bize bir köprü görevi oluyor. Gramdan direktmen ben hacmini hesaplamak için yoğunluğu da bilmiyorum. Ne yapacağım ben demeyeceğiz. Ne yapacağız? Hemen diyeceğiz ki
eğer 32 gram diyorsa ben hemen bir metanın mol kütlesini bir bulayım. Karbondan 12 geliyor, 4 çarpı 1 de hidrojenlerden geliyor ve bunun 16 olduğunu görüyorum. Bu ne demek oluyor? 1 molü 16 gram gibi bir kütleye sahipmiş. Hemen molekül kütlesinden bunu hesapladım. Bana 32 gram dediğine göre 32 gramı kaç moldür deyip basit işlemimi yapacağım. 2 katı olduğuna göre buradaki x değeri 2 olacak. Yani ben 2 mol metan gazından bahsediyorum. Gaz olması yeterli benim için. Türü hiç önemli değil. Türünü nerede kullandım? Molekül kütlesini hesaplayayım ki kaç mol olduğunu bulabileyim diye kullandım sadece. 2 mol olduğunu biliyorum. Artık diyeceğim ki 1 mol gaz, türü ne olursa olsun hiç fark etmez, normal şartlar altında dediğine göre 22,4 litre hacim kaplıyordu. Benim elimde 2 mol gaz olduğuna göre bu kaç litre hacim kaplayacak diyeceğim. 2 katı olduğuna göre Y değeri de 22,4'ün 2 katı olacak. Yani 44,8 litre hacim kapladığını göreceğim. Benzer şekilde N tane hidrojen atomu içeren C2H4 gazı. Bak burası da çok önemli. Sorularda bu tarz kısımlar gelebilir. Ben ne diyeceğim? Hemen diyeceğim ki bunun 1 molünde eğer ben bu molekülden 1 mol olsaydım 4 mol hidrojen atomu olduğunu görecektim. Ya da bir tanesinde 4 tane hidrojen atomu olduğunu görecektim. Na tane hidrojen atomu ne demek? Na Avogadro sayısı olduğuna göre 1 mol hidrojen atomu içermek demek. Buna göre 1 mol hidrojen atomu içeren bileşik kaç moldür? Buna da T diyelim. Z diyelim hadi. Buna göre Z değeri ne oldu? Şimdi 4'te 1 olduğuna göre 1'in 4'te 1'i de Z'ye eşit olacak. Yani 0.25 mol oldu. Bana diyor ki 0.25 mol C2H4 kaç litre hacim kaplar? Nerede? Oda koşullarında. Hemen bu bilgiyi kullanıyorum. Diyorum ki gazın türü benim için önemli değil. 1 mol gaz 24,5 litre hacim kaplar oda koşullarında dediği için. Buna göre elimdeki 0.25 mol gaz kaç litre hacim kaplayacaktır? Buna da T diyelim. Hemen 24,5 ile 0.25'in çarpımı bana burada T değerini verecek. Yani T'nin 4'te 1'ini almam yeterli olacak. O da 6,125 litre değerine beni ulaştıracak. Güzelce bunu da tamamladığımıza göre diğerine bakalım. Normal şartlar altında 11,2 litre hacim kaplayan bir maddeden bahsediyor. Burada ne yapıyor? Bak şimdiye kadar hep kütle verdi, hacim sordu. Tanecik sayısı verdi, hacim sordu. Şimdi de hacmi verip kütle soruyor. Yani birbiri içerisinde sürekli geçişler yapacağım. Ve bu geçişlerde her zaman için köprü olarak ben mol sayısını kullanacağım. Yani önce mol cinsinden bulacağım. Sonra molden diğerine geçeceğim. 11,2 litre hacim kaplıyor dediğine göre şu değeri kullanacağım. 1 mol gaz türü ne olursa olsun burası hiç fark etmez benim için. 22,4 litre hacim kaplıyordu normal şartlar altında dediği için. Buna göre elimdeki 11,2 litre hacim kaplayan gaz kaç moldür diyeceğim. K diyelim buna da. Buradaki K değeri ne oldu şimdi? Yarısı olduğuna göre 11,2 litre 22,4'ün 1'in yarısı yani 0.5 mol olduğunu bulacağım. Artık neye gidiyorum? C2H4'ün kaç gram olduğunu bulmaya gidiyorum. Mol sayısını biliyorum. Gazın türünü biliyorum. Dolayısıyla öncelikle ihtiyacım olan molekül kütlesini hesaplamak. Hemen yazıyoruz. C2H4'ün molekül kütlesini istiyorsam 2 tane karbon var. Dolayısıyla 2 çarpı 12 karbondan geldi. Artı 4 tane hidrojen var. 4 çarpı 1 de oradan geldi. Ne geldi buradan? 28 geldi. Yani bu ne demek? 1 mol C2H4 gazı 28 gram kütlesine sahipmiş. Buna göre benim elimdeki bu 0.5 mol C2H4 gazı kaç gram kütlesine sahiptir? Buna da L diyelim. L değerimiz ne gelecek buradan? 28 çarpı 0.5'ten 14 gram olacak. Bu şekilde bunu da hesaplamış olacağız. Güzelce bütün sorularımızı da çözdüğümüze göre artık ödevlendirilme zamanı geldi arkadaşlar. Zaten hepiniz neredeyse sahipsiniz. Belirtmeye gerek duymuyorum artık. Olmayanlar da artık bir an önce sahip olsunlar. Sıfırdan ona kimya kitabımızı hemen karşımıza alıyoruz. Burada biz ne yapmıştık? Kimyanın temel kanunları kısmını zaten bitirmiştik, temizlemiştik. Artık işimiz mol kavramı sorularını çözmekte. 20. sayfadan 34. sayfaya kadarki kısımlar mol kavramını tamamlamak üzere bizi bekliyor olacak arkadaşlar. Neler var şöyle birlikte göz atalım. Bağlı atom kütlesiyle tıpkı bizim gibi başlayacak mevzuya. Bağlı atom kütlesini hesapladıktan sonra bununla ilgili yine bağlı atom kütlesiyle ilgili sorular bizi bekliyor olacak. Ardından izotop atomlar ve ortalama atom kütlesiyle ilgili anlatımlarını yapıp bize sorular çözdürecek. Ardından içeriye devam edeceğiz. Tanecik sayısıyla mol kavramı ilişkisini bize tekrardan kazandıracak, hatırlatacak. Kütle mol kavramı ilişkilerini sorularla birlikte tekrar edeceğiz. Bağlı ve gerçek atom kütlesi ilişkisini inceliyor olacağız. Hacim ve mol kavramını son olarak inceledikten sonra artık
tamamını bir bütün olarak değerlendirme zamanı gelecek ve burada da bizi tarayıcı testleriyle bekliyor olacak. Mol kavramı ile ilgili tarayıcıları da çözdükten sonra bir sonraki konumuz olan kimyasal tepkimeler bizi bekliyor olacak. Onun ödevleri de daha sonra gelecek tabii ki. O zaman ne yapalım? Hemen ödüllü sorumuzu gösterelim. Ödüllü sorumuzu cevaplandırıyorsunuz ve yorumlarda paylaşmayı asla ihmal etmiyorsunuz. Hepinize iyi çalışmalar diyorum. Tekrar görüşmek üzere.